Herkese merhabalar, Matt ben kanalına hoş geldiniz. Ben Şocan sevgili arkadaşlar güzel VIP sorularla karşınızdayız. Sadece iş harcama etmen kanalında bulabileceğiniz sorular günlük olarak paylaşacağım. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açın günlük VIP sorularla günlük bir dozunuzu alın. Şöyle güzel bir soru seçim sevgili arkadaşlar. Hoş bir trigonometri sorusu ve trigonometri sorusunda hangi teoremi uyguladığınız konusunda kafanız karışıyorsa güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Şimdi hemen sorumuza bakalım arkadaşlar. Diyor ki AC 2 santim, BC 6 santim, ACB 2 teta olmak üzere şekil 1'deki ABC üçgeni AC ve BC kenarları üstte gelecek şekilde biçimde katlanıyor ve şekil 2'deki gibi BCD üçgeni elde ediliyor. Buna göre DC değeri aşağıdakilerden hangisidir? Yani bir uzunluğu bizim sinüs, e, kosinüs, tanjant veya kotanjant şeklinde yazma mantığımız. Yani trigonometrik fonksiyon şeklinde yazma mantığımız arkadaşlar. Bunu ÖSYM ayrıca seviyor. Şimdi sorumuza bakalım. Şimdi soruda bir katlama var. Geometri kampını izlediyseniz şunu görmüşsünüz. Katlanan çizginin sağ ve solu bizim açımızdan açı ortaydır. Yani bakın arkadaşlar. Şurası iki tetaydı ya. Şimdi ben burada katladığım zaman bakın bu DC olan kısım DC olarak görünen kısım katlama çizgisi oluyor. Bunun sağı ve solu yani şurası bir teta, yani burası bir teta oluşturuyor sevgili arkadaşlar bize. Şimdi buradaki uzunluklara bakalım. Diyor ki AC 2. Hemen yazalım. AC'miz 2. Arkadaşlar AC'miz 2 ise katlandığı zaman A üssü C de 2'dir. BC'miz 6'ymış. O zaman arkadaşlar A üssü C 6 ise şuraya arkadaşlar 4 kalır bu durumda. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Geri kalan kısmı bulacağım. Şimdi benim BD, DA, işte AD, AD üssü bunların hepsini bilmem gerekiyor. Nasıl bulacağım sevgili arkadaşlar? Şu şekilde. Bakın burada bir açı ortay var. Gördünüz mü? Bakın şurada bir açı ortay var. Şimdi bu açı ortayın. Bakın açı ortayın. Şöyle geldiğimiz zaman. Bu tarafında kaç var? 2. Bu tarafında kaç var? 6 sevgili arkadaşlar. Peki, o zaman bu açıortay açıortay teoreminden şurayı k yaparsa burayı 3k yapar. Hemen şurayı tekrar silelim. Sildim. Sildim. Peki bir şey diyeceğim. A, AD dediğimiz şey katlanarak DA üssü olarak gelmemiş mi? O zaman arkadaşlar şurası ne? Burası da k oluyor. Peki, süper. Şimdi ben elimdeki verileri nasıl kullanacağım bunu düşünmem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar kafayı çalıştıracağım. Nasıl kullanacağım? Sinüs hangi teoremini kullanacağım? Birincisi dersiniz ki hocam ben kosinüs teoreminden yaparım ama daha kolayı var mı? Kosinüs teoreminde kare falan alıyoruz. Sevgili arkadaşlar sinüs alan teoremi. Sinüs alan teoremi neydi? Hemen şöyle ufacık şuraya hatırlatalım. Şöyle arkadaşlar elimizde bir tane üçgen varsa şöyle şu şekilde. Bu üçgenin burasında bir alfa açısı varsa şurası A, B ise bu üçgen alanı 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sin alfa ile bulunuyordu. Peki ben ne işime yarayacak bu olay? Bakın dikkatli izleyin arkadaşlar. Şimdi elimde iki tane üçgen var. Biri büyük üçgen. Büyük üçgende alanları yazalım. Bakın arkadaşlar burası önemli. K'nın karşısı S ise bakın K'nın karşısı S ise alan olarak 3K'nın karşısı tamamı bakın buranın tamamı 3S olacak. Peki burası nasıl ayrılır kendi içerisinde? Bakın arkadaşlar burada 4'ün gördüğü 2S ise 2'nin gördüğü s'dir. Yani üçgenin tamamı 4s ise arkadaşlar alanı bizim buradaki ABC üçgenimiz şöyle yazalım. ABC üçgenimizin alanı 4s ise bizim açımızdan bakın şurada a üssü şöyle alan a üssü diğer tarafta c diğer tarafta da d şöyle d. Buradaki üçgen alanı s'dir. Şimdi ben bu iki üçgenin de alanını yazacağım. Şimdi ilk olarak Bakın şuradaki üçgeni yazıyorum. Bakın büyük üçgeni yazıyorum. Şimdi bunun alanını bakın yazacağım. Sağında ne var? 2 var. Bu tarafında ne var? 6 var arkadaşlar. Bakın başlıyorum. Şuraya doğru yazalım. Şöyle az bir şey aşağı doğru indirelim. 1 bölü 2 çarpı. 2 çarpı. 6 çarpı. Bakın burada 2 teta. Oradaki açı 2 teta gördüğünüz üzere. İkisi birlikte. Tüm üçgeni gören. O zaman sin 2 teta yaptım. Şimdi geliyorum. Ben şurada şöyle hemen diğer rengimi seçelim. Başka bir renk seçelim şöyle. Şunu da yeşille alalım. Şuradaki bakın buradaki üçgeni şimdi bulacağım. Bakın buradaki üçgeni ben DC biliyor muyum? Bilmiyorum. O zaman şöyle yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı. Bakın burada ne var? 2 var. 2 çarpı. DC'nin uzunluğu çarpı sin teta oluyor. Ancak biri birinin kaç katı? Bakın biri 4 esken biri esmiş. Biri 4 katı. Yani o zaman gelip benim buraya bir tane de çarpı 4 yazmam gerekiyor ki eşitlik kurabilirim. Hemen şuradaki 2 buradaki 2 götürdü. Buradaki 2 buradaki 2 götürdü. Şuradaki 4 buradaki 6'yı götürdü. Burada 2 kaldı. Burada 3 kaldı. Şimdi bakın ben dc'yi yalnız bırakacağım. Bakın arkadaşlar şuradaki 2 ve sin teta'yı bunun altına yazıyorum. Bakın tekrar yazıyorum burayı. Şöyle biraz şuraya doğru yazalım. 3 sin 2 teta bölü 2 sin teta. Bu neye eşit? Bu dc kenarına eşit. Şimdi geriye kaldı bunları sadeleştirmek dedi. Sevgili arkadaşlar yarım açıdan sin 2 teta'yı gördüğüm zaman sin teta'yı ancak yarım açıdan bulabilirim. Sin 2 teta dediğimiz şey 3 çarpı 2 çarpı sin teta çarpı kos teta şeklinde iki parça ayrı. Bir de aşağıda ne var? 2 sin teta var. Bu bunu götürdü. Bu da bunu götürdü. Ne kaldı arkadaşlar sonuç olarak? 3 kos teta. Yani DC'miz 3 cos teta eşitmiş. Sinüs alan teoreminden bulduk. İyi bir geometri bilgim var ve hangisi hangi trigonometrik teoremi kullanacağımı da tahmin edebiliyorum. Çünkü aslında burada mümkünse kosinüsten kaçmaya çalışırım. Çünkü çok kareli işlem var. Ama zaten bakın alanları parçalabildiğim için sinüsten gitmek daha mantıklı. Ama başka çarem yoksa karşıdaki uzunluğu kosinüsten gitmek durumunda kalabilirdim arkadaşlar. Ve bu soruyu biraz uğraşırsanız kosinüsten de çözülebilir gibi geliyor bana. Onu da siz deneyin. Ama gördüğünüz üzere oldukça alanları kullandıran, katlamayı kullandıran, geometriyi iyi bir şekilde kullandıran bir trigonometri sorusuydu. Ve bir uzunluğu trigonometrik fonksiyon cinsinden bulun, bulmak konusu ÖSYM'nin bayıldığı kısım. Cevabımız arkadaşlar 3 kos teta oluyor. Şahane bir soruydu. Bu tarz sorular devam edecek. Bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayın. VIP sorular sadece Yaşarıcı Etmen kanalında görüşmek üzere.